NATO tatbikatında yaşanan hedef skandalının ardından daha dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye garanti verildiğini açıklamıştı ama gelişmeler skandalın sürdüğüne işaret ediyor. Açıklananın aksine Norveç'teki tatbikatta Atatürk'ü düşman liderler arasında gösteren NATO personelinin halen işine devam ettiği anlaşıldı. NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterildiği skandalın yeni bir boyutu ortaya çıktı. Gazete Habertürk yazarı Murat Bardakçı skandalla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Buna göre NATO içindeki sosyal medya paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına açılan sahte hesaptaki mesajları Kürt asıllı bir Norveç vatandaşı yazdı. Atatürk'ün fotoğrafını düşman liderler arasına yerleştiren kişi ise Macar bir bilgisayarcıydı. Üstelik NATO'nun derhal işine son verildi dediği o bilgisayarcının hala görevde olduğu ortaya çıktı. Murat Bardakçı skandalın detaylarını Gazete Haber köşesinde yazdı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade veren Macar bilgisayarcı, düşman liderler arasına koyduğu fotoğrafın kime ait olduğunu bilmediğini söyledi. "Üzgünüm" dedi ve işine son verilmediği için halen görevde bulunuyor. Öte yandan Türkiye'nin yanıt beklediği bir soru var. O da skandala yol açan sivil personeli NATO clearance belgesinin nasıl verildiği. Zira o belge NATO'nun en gizli belgelerine erişim izni sağlıyor. NATO'nun bilgisayarlarını ve haberleşme sistemini kullanma yetkileri bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adına açılan sahte bir hesaptan mesaj yollamaları yahut Atatürk'ü düşman olarak göstermeleri önemli bir güvenlik açığının mevcudiyetini gösteriyor ve Türkiye Norveç'teki rezaletin sorumlularının ciddi bir güvenlik soruşturmasının ardından verilen bu belgeye nasıl sahip olduklarının da ortaya çıkartılmasını istiyor.